TÜYAP'ta gıda fuarındayız ve Biyotema'nın standındayız. Merhabalar, Hulusi Bey değil mi? Evet, merhabalar. Hoş geldiniz standımıza. Firmadaki göreviniz ve firmanız hakkında neler diyeceksiniz? Firmanın genel müdürüyüm, gıda mühendisiyim. 2001 yılında bizim faaliyetimiz başladı. Biyotema markasıyla. Şimdi 5 tane markamız var. Biyotema, Lupus Life, Ahtar, Botama ve Phytostyle markalarıyla. Ankara'da İvedik Organize Sanayi'nde üretim yapıyoruz 23 yıldırla. Ürünlerinizin genelde konsepti, içeriği nelerdir? Ürünlerimiz natürel ve organik ürünler. Herbal and Beauty diye geçiyor. Doğal sağlık ürünleri üretim yapıyoruz. Destek ve takviye diye. Destek ve takviye olarak yapıyoruz. Bunu yurt içerisindeki marketlerde, aktarlarda varken dünya piyasalarına da ürünlerimizi yolluyoruz. Mesela Amerika'ya da yolluyoruz. Bu nedenle FDA sertifikalarımız var. Rusya'ya yolluyoruz. EAC sertifikası var. Bunun gibi farklı ülkelere ürünler yolluyoruz. FDA, ECA haricinde de GMP, helal, ISO belgelerimiz de var. Çok güzel. Hulusi Bey, bir ülkemiz ve tabii ki dünya bir pandemi süreci yaşadı. Pandemi sürecinde tabii ki sizin bu ürettiğiniz ürünlere yönelik bayağı bir talepler oldu. Genelde sizde en çok talep gören ürünleriniz hangileridir? Özellikle bu pandemide bağışıklık sistemi çöktüğü için biz de onları destekleyici olan ürünler yaptık. Burada koronaya yakalanan kişinin seviyesi 10 iken bizim ürünleri kullandığı zaman bunun seviyesini 1'e düşürdü. Bu da oldukça iyi sonuçlar getirdi. Bununla ilgili bizim yaptığımız çam kozalağı karışımlı kinkonalı pekmezimiz çok çok etkili. Bunu özellikle Avrupa'daki marketlerde çok fazla rağbet gördü. Aynı zamanda bu ürünümüzü biz atom çayı diye nitelendirdiğimiz doğal üst solunum yollarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirici bitkilerden oluşan tamamen doğal, hiçbir yan etkisi olmayan, E-kodu içermeyen ürünlerle tamamladık. Bu koronanın ardında ağrılar, sızılar oluştu, romatizmal gibi. Biz bunları da önlemek için losyonlar ürettik. Bu losyon likit formda. O likit formun haricinde 15 dakika sonra kullanıcılara bir de krem uygulamalarını önerdik. Yani ağrı derecesi dediğim gibi 10'dan 1'e düşürdük. Tamamen yok etmedi ama rahatlattı. Peki sizlere ürünlerinize ulaşmak için izleyicilerimiz hangi yolu izleyecekler? Marketleri mi, aktarları mı ve harici online satışınız var mı? Bizim pazar yerlerinde Amazon gibi, hepsi burada, Trendyol gibi yerlerde ve biyotema.com.tr kendi sayfamızda da ürünlerimize ulaşmaları mümkün. Çok güzel. En güvendiğiniz, böyle tavsiye edeceğiniz ürünleriniz nelerdir? İçeriği hakkında da bilgi verebilir misiniz? Tabii. Hemoroid basur. Hemoroid basur 4 aşamalı bir hastalık. Bunda ya ameliyat olacaksınız ya da bizim ürünleri kullandığınız zaman hiç ameliyat olmanıza gerek kalmadan doğal yollarla, yani gıdanız ilaç, ilacınız gıda olsun mantığıyla hareket ederek doğal ürünler üretiyoruz. Bunlardan bir tanesi anüs bölgesine, hemoroid biliyorsunuz atar damarla toplar damar arasındaki ilişkinin bozulması anlamına geliyor. Bunda son aşamalarında artık meme yapma ve kanamalar oluşuyor. Bu durumdayken bile ameliyat olursanız mümkün. Fakat hiç ameliyata gerek kalmadan, hayat kalitenizi bozmadan normal yediğiniz gıdalar şekliyle ürünler yaptık. Bir, krem. Kremi dıştan sürdük. İkincisi, çayımız var. Üzerlik otlu karışımlı bitkisel çay. Bunu yemeklerden yarım saat sonra kullanıyoruz. Bir de aç karnına aldığımız üzerlik otlu macunumuz var. Bu üç ürünü kullandığınız zaman 2 hafta içerisinde hemoroidiniz geçer. Bu doğanın mucizesi. Bizim yaptığımız özel bir şey değil. Çünkü bunlar da karaheli ile sarıheli ile zulumba, bunlar çok iyi anlaşıyorlar. Bunun yanına üzerlik otuyla da birleşince çok güzel bir herbal efekt yaratıyor ve tedavi oluyor insanlar. Yani ilaçlar da zaten aslında bu doğal ürünlerden elde ediliyor ama onlar kimyasal bazı prosesler yapılarak ve de çok çok pahalı satılarak insanlara sunuluyor. Çok güzel. Hulusi Bey, genelde şöyle bir şey söyleyeyim. Bakıyorum çok çeşidiniz var. Buradaki ürünlerden de biraz bahsedelim olmazsa. Bu keçi boynuzu ve andız özü. Evet. Bunlar hakkında da biraz bilgi verebilir misiniz? Elbette. Şimdi bu doğadaki keçi boynuzlarını biz kaynatma, kapalı sistem kaynatma sistemiyle hem HMFS'ini yükseltmeden oradaki etken maddeleri alıyoruz ve keçi boynuzu özü haline geliyor bu ürünler. Bunlar demir eksikliği gibi, kansızlık gibi durumlarda oldukça faydalı. Andız özü de tamamen bir antibiyotik. Gidip antibiyotik alıp kullanacağınızda kimyasal, bunu kullanın, hiç hastalanmayın, vücudunuz dirençli olsun. Yani bizim aslında bu ürünlerimizi sürekli hayatımıza uyguladığımız zaman hastalanmayız. Çünkü dirençli oluyoruz. Eğer hastalanırsak da, hastalandıktan sonra kullanırsak bir 15 günlük süre içerisinde vücudun toparlamasına yardımcı oluyor. Destekleyici. Evet, evet.
Çok teşekkürler Hulusi Bey. Eklemek isteyeceğiniz son sözleriniz var mı? Bizler Biotama ailesi olarak bitkisel yağlar, bu yağlar uçucu yağlar, distile yağlar ve sabit yağlar olarak ayrılıyor. Onun haricinde serum yağlar, yani belli bir reçeteye göre oluşturduğumuz, diyelim kırışıklık gibi, gözaltı gibi, cilt gibi ya da sivilce gibi, akne gibi, pigment parçalanması gibi rahatsızlıklara karşı yaptığımız serum yağlar var. Bir de onları krem yapıyoruz. Kremlerde hiç E kodu kullanmadan, kimyasal hiçbir ham madde kullanmadan, tamamen gıdayı olarak yenilebilecek düzeydeki gıdalardan hidrojenizasyon yöntemiyle o serumları kreme çeviriyoruz. Aynı zamanda bizim yaptığımız pekmezlerde her birinin ayrı bir derde devası var. Çünkü biz normal pekmezin içerisinde bazı bitkilerden aldığımız, saflaştırma yöntemiyle aldığımız ham maddeleri katarak daha değerli ürünler yapmaya çalışıyoruz. Burada hem piyasa koşullarına göre fiyatlarımızı ucuz tutuyoruz. Çünkü insanlar kullansın, fayda görsün. Asıl amaç bu. Bir de mesela yağlar yapıp dinlendirdiğiniz zaman altta kalan tortuyu, sırf o tortuyu kullanmak için, çünkü orada etken maddeler var, sabunları üretiyoruz. Bu sabunlarımızda mesela ardıç katranlı sabun sedef egzamaya karşı oldukça faydalı. Mesela eşek sütlü sabun içerisinde eşek sütü katıyoruz doğrudan. Aynı sefa sabunla, aynı sefa bitkisinin dinlendirerek elde ettiğimiz yağın dinlendirdiğimiz altta kalan tortuyu sabun içerisine katıyoruz. Yani sivilcelere çok çok iyi geliyor. Yani bazı dermatologların çözemediği cilt sorunlarında bile oldukça büyük etkiye sahip. Onlarla beraber biz bu bitkileri öğütüyoruz, karıştırıyoruz. Hani yağını elde ediyoruz ya da bu bitkinin kendisini öğütüp karıştırarak o toz halindekilerini T-bag dediğimiz süzen poşetlere dolduruyoruz. Ya da granül halinde yapıyoruz ya da çok önemli bir şey, 300 yıllık geleneği olan böyle küp şeker formunda çaylar yapıyoruz. Bunlar tam bizim 300 yıllık geçmişimiz aslında. Tarsus bölgesinde başlamış bir geleneksel bir tıp ürünü. Bunu biz sadece insanlara daha kolay ulaşılabilsin diye paketliyoruz. Bunlarda kapasitelerimiz oldukça iyi. 8 saatte 25 ton üretim kapasitemiz var. Bizim fabrikamız Ankara Ostim Organize Sanayi'nde merkezimiz. Aynı zamanda Kütahya ve Osmaniye'de de diğer fabrikalarımız var. Çünkü bitkiler oralara yakın olduğu için orada ham maddelerimizi sağlıyoruz. Ankara'daki fabrikada paketlemelerini gerçekleştiriyoruz. Biz aynı zamanda piyasaya da ham maddeler sağlayan bir fabrikayız. Doğal olan her şeyi paketliyoruz, insanlara sunuyoruz. İnşallah onlar da faydasını görürse çok mutlu oluyoruz. Çok güzel. Umarım faydasını görüyorlardır. Çok teşekkür ederiz bu güzel sohbet için. İyi fuarlar, iyi etkinlikler diliyoruz. Sağlıklı günler. Sağlık. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Çok memnun oldum. Ben de şeref verdiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.